Ersoy dedi. Hanginizin oyu gizli? Artık çok fazla kalmadı ama yine de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kavga gürültünün ana nedeni olarak oyların açık verilmesini gösteriyorlar. Deniyor ki AK Partililer oylarını göstere gösteri veriyor. Dolayısıyla yasayı açıkça ihlal ediyorlar. Değerli dostlar, Anayasa değişikliği oylamasında gizli oy kullanılır, bu doğru. Fakat gizli oy demek, kapanılır odaya, kimseye gösterilmez, birisi bilirse oylama geçersiz sayılır demek değildir. Gizli oy demek, kimse oyunu açıklamaya mecbur bırakılamaz demektir. Bağlayıcı grup kararı alınamaz. Parti yönetimiyle, bakan yahut başbakan tesiriyle oy kullanılamaz demektir. AK Parti'li vekiller içinden ne oy verdiğini açıklamak istemeyen açıklamıyor. Açıklamak isteyenin ağzını burnunu niye kırıyorsunuz ki? Gelin gizli oy fetişistleri söyleyin bana. CHP'lilerin ne oy verdiğini biliyor muyuz? Hayır, oyu verdiler değil mi? E, nerede kaldı bu işin gizliliği? Devlet Bahçeli bir oyum var. O da evet demedi mi? Kemal Kılıçdaroğlu oylamaya katılmayarak bir tercihte bulunmuş olmadı mı? Demek ki bu oylar gizli falan değil. Numara yapmayın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarsızlaştırılması tezgahı. Bu tezgahı en son 28 Şubat sürecinde yapmışlardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarsızlaştırılması operasyonu. Hatırlasanıza anketler yayınlanırdı. En güvenilir kurum anketleri her seferinde ordu çıkması tesadüf müydü zannediyorsunuz o vakitler evvela milletvekili itibarsızlaştırıldı dolayısıyla meclis millet iradesinin en yüce tecelligahı gazi meclis iş emanet edilecek bir yer olmaktan uzak gösterildi hükümet çıkaramayan cumhurbaşkanı seçemeyen yasa bile yapamayan bir istikrarsızlık sembolü Ordu göreve bu şartlarda davet edildi. Bugün CHP'nin sistematik olarak meclisi terörize etmesini de bu deneyimler ışığında değerlendirmek lazım. Aynı oyun oynanıyor. CHP'nin kah kürsüyü yıkarak, kah milletvekillerinin boğazını sıkarak, burnunu kırarak, bacağını ısırarak yaptıkları şey tam da bu. Millete bu meclisten bir cacık olmaz dedirtmek. Hani Kemal Bey bir kontrollü darbe arıyordu ya, işte o kontrollü darbe şu sıralarda da Ankara'da yapılıyor. Fiili engellemeler, fiziksel müdahaleler, barikatlar, işgaller, ısırmalar, burun kırmalarla 10 sene önce olsa olurdu ama şimdi yemiyor millet Ersoy'da da star